Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz sportif balıkçı Ferdi Dirmil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Ferdi Dirmil. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Çandır köyüne de oturuyorum. Doğma büyüm oralıyım. Dedelerden işte geldik. Uzun yıllardır oradayız. Kendimiz kendim 6-7 yıldır bu sportif balıkçılıkla uğraşıyorum. Ve hedefimi de tabii ilerleteceğim. Tabii ne kadar ilerletebilirim bilmiyorum ama sabır işi tamamen merdiven gibi basamak basamak çıkıyoruz yani. Ne güzel. Nerede avlanıyorsunuz? Ee, Muğla'yı biliyor musunuz bilmiyorum. İstuzu plajını bilir misiniz? Hı -hı. Ben e, hep o, o taraftan çıkıyorum. Bizim Hı -hı. köy ve İstuzu plajı yan yana neredeyse. Hı -hı. Oradan göl ve deniz e, birleşiyor. Oradan açılıyorum yani. Evet. Açılarak gidiyoruz. Yani büyük balık hedefimiz her zaman. Hı hı. Ee, Hangileri mesela? Yani beyaz laos, tranca, sinaret, akya diyoruz bizim. Evet. Levrek de oluyor bazen evet. göl ve denizin olduğu evet. yerde. İşte bunlarla evet, harika. koşturuyoruz ne yani. Güzel. Ülkemiz bir cennet esasında değil mi? Evet kesinlikle Orkışlık. öyle. Kesinlikle Konusunda öyle. çok şanslıyız. Vallahi biz orada bu taraflara bakaraktan biraz daha şanslıyız gibi. Çünkü büyük şehirlerde Hı -hı. sıkılan insanlar hep bizim gibi balıkçıların yanında nefes alıyorlar. Ee, sağ olsunlar. Hepsi uçağa atlayıp gelenler var. Evet. Ee, yani başka yabancı ülkeden gelenler var. Evet. Hepsi bir merak. Hepsi büyük bir balık alma evet. peşinde. Trofe yakalama, o videoyu, o anı yakalama evet. peşindeler. Heyecanlı mı? Adrenalin. Heyecanlı tabii ki. Çok heyecanlı. Evet. Ee, o anı o anı bir kere hissetmek ister herkes bence. Evet. çok evet. Güzel. <laughs> Hangi yöntemle balık Slovjik alıyorsunuz? Slovic olarak e, yapıyoruz. Yani. Bunu Slovic çok farklı bir spor dalı gibi. Hı -hı. Sabahtan akşama kadar bir tane balık olmaz bazen. Hı -hı. Ama Şans. son döneceğim dediğimiz dakika, Hı -hı. iki dakika içinde bam diye bir mı her Hı -hı. şey değişir. Bütün Doğru. Yüzler güler, keyifler yerine gelir. Öyle yani. Çok güzel. çok güzel bir spor yani, dalı. Tekniği nedir bunun tam olarak? Yani şimdi şöyle tekniği. E, böyle hı hı. uzun evet. balığa benzeyen yani evet. sahtelerle birlikte evet. gramajları yüksek. Evet. 100-200 metre bandı evet. arasında hı hı. indiriyoruz. Evet. Balık bulucu da balığı gördükten sonra sonarda onun üstüne indiriyoruz. Ve dibe değdikten sonra böyle çok ağır hareketlerle 15-20 defa yukarı kaldırıp tekrar İndiriyoruz Hı. kaldırıp tekrar indiriyoruz. Hı. Öyle yakalıyoruz güzel. biz balıkları. Rekorunuz bile. ne böyle kaç kiloluktu? Vallahi en son ki rekorumu Hı. size söylemem gerekirse e, beyaz bir Laos 16,5 kilo. Harika. Evet güzel. o büyük bir trofeydi 90 metrede geçti. Şahane. Bizi de biraz yoğurdu yani en güzel oydu yani. <laughs> Şahane. Çok tebrikler. Peki sizin en önde gelen özellikleriniz nelerdir izleyicilerimize ilham versin? Yani şöyle ben kendim biraz sabırlıyımdır. Zaten balıkçılıkta sabır işidir. Kendim biraz da duygusalımdır. Doğayı severim. Doğa zaten hep oradan biz ekmek kazandık. Hep oradan ne verdiyse bize öyle verdi doğayla ilgili. Valla kendim de e, bu işi hep ilerletmeyi düşünüyorum yani hedefim hep bir basamak ileri, hep bir basamak Harika. ileri. Harika. Kimden öğrendiniz balıkçılığı? Valla ben bana bunu kimse öğretmedi. Kendiniz. Televizyonlarda izliyordum, İzleyerek? Ben de ben de yakalayacağım bunu, Hı -hı. ben de yakalayacağım. Bir yıl boyunca size yalan gelir belki ama bir yıl boyunca boş gittim geldim sonra tekniği biraz daha iyi öğrendiniz. Evet, sonra bir balıktan sonra insan değişiyor Açıldı. artık. Değişiyor, değişiyor, değişiyor. Aynen. Bir balık oluyor, iki balık, evet. üç oluyor. Bazen evet. yakala bırak yapıyoruz. Hı -hı. Çünkü sürdürebilmesi için balığın Hı -hı. bunu yapmamız gerekli. Doğru. Kayadaki orfoz cinsi balıkları hiç almıyoruz. Hı -hı. Çünkü onlar kaya'nın yaşaması evet. ve balıkların yaşaması Tabii. için çok önemli. Bu konuda duyarlı olmanız evet. çok güzel. Evet. Evet. İzleyicilerimiz de dikkatli olsunlar. Kesinlikle. Bu Çünkü Kesinlikle. Bu doğanın e, sürdürülebilirliği açısından bu önemli. Kesinlikle yani öyle. Yani siz e, uzun vadeli düşünmelisiniz. Günü kurtarmayı düşünmemelisiniz. Zaten ben bunun ticaretini de yapmadım balık balığın. E, kendiniz e, mi yiyorsunuz arkadaşlarınıza yok. mı Yok. Şimdi şöyle Bazen yakala bırak yapıyoruz. Bazen yanıma gelen misafirlerime diyorum ki bugün siz balık yemek istiyor musunuz? Hı. Ya Fer, biz iki tane yakaladık. Bir tanesini canlı bırakalım suya. Hı. Bir tanesi bize yeterli. Hı. Öyle duyarlı misafirlerimiz geliyor evet. sağ olsunlar. Neyse. Bir tanesini alıyoruz. Aç gözlü olmamak varlığında devam ediyoruz yani. <laughs> Doğru. Ama arada sattığınızda oluyordur herhalde. Çok nadiren. Hı. Çok nadiren. Restoranlardan mesela Hı. özellikle biz Marmaris'le. Göceğin arasındayız tam. Evet. Yazın çok yoğun olduğu için tabii insanlar. İhtiyaç da var. Alıyor. Alo Ferdi balık Hı -hı. var mı? Abi evet. daha önce çıktım ki daha na Hı. nasıl olsun. Çıkarsa arayayım mı? Hı. Arayayım biz alırız Restoranlar. diyorlar. Restoranlar. Tabii tabii öyle bizi yani. Bizi tanıdılar. Bizi tanıdılar. Hepsi Hı -hı. bizi biliyorlar. Zaten e, şimdi o taraflarda bizim küçük yerlerde Hı -hı. isminiz çabuk duyuluyor. Evet. E, Instagram adresimde de Ferdi Dirmil Vurtasmayı diye dediğinde karşıdan Hı -hı. bile Vur tasmayı diyorlar. Nasıl balık var mı? Yok güzel. abi falan. Bugün yok olma. Varsa da hemen gösteriyorum zaten. Şöyle. O zaman bir heyecan oluyor. Paylaşıyorsunuz Instagram'da. Bu tabii tabii balıklar, devamlı paylaşıyorum. Fotoğraflarını tabii. falan. Videom, videomu paylaşırım. Hı -hı. Balıkları paylaşırım. Ne güzel. Ee, Harika. Herkese göstermeyi seviyoruz da tabii. Ya, o güzel. Bu motive ediyor insanları. Evet. Aslında. Zaten bu ülkemizin son gün Son dönemlerde evet. acılı günlerinde maalesef bir motivasyon e, oluyor, evet, değil mi? moral evet, oluyor. Moral oluyor, evet, evet. Son derece evet. güzel. Hı. Ama gerçekten yani biz İstanbul'da yaşadığımız halde çok güzel balıklar da yiyebiliyoruz. Yani oradan geliyor. Evet. Ee, o açıdan çok şanslıyız yani ee, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşadığımız için son derece şanslıyız. Evet, yani İstanbul'la İstanbul'da işte bu tarafta bizim burada sevdiğim saydığımız abilerimiz de var. Onların yanına. Göre. Hı hı. Lüfer burada çok. Evet, çok güzel var. Evet, lüfer olsun, çinokoptur falan. Evet. Bizim o taraflar tamamen farklı. Evet. Güney çok o güzel. Evet. Eg çok güzel. Eg güzel. harika. Gerçekten. Yani balık yemenin faydasına bir kez daha vurgu yapalım. Kesinlikle öyle. Bence. Çok önemli. Haftada bir iki defa balık Hakkı. yenmeli yani. Son derece önemli. Yani omega alıyoruz, evet. değil mi? Evet. Sağlığımız Kesinlikle için, forma olmamız için. Hı hı. Son derece faydalı. Buradan da hatırlatalım. <laughs> Peki e, sizin hedefiniz nedir? E, bir e, hedefiniz var mı? E, bu işi öğretmeye çalışıyor musunuz? daha gençleri... Hedefim şu. Hı. Size şöyle açıklayayım. Tabii biz burada kalıcı değiliz. Ben paylaşımcı biriyim. Hı hı. E, ve öğrendiğim bilgileri de hı hı. paylaşmak istiyorum her Peki, zaman. Sen. Paylaştıkça benim küçük gelenler bana soru sorarlar ederler abine hepsine kendimden ufak da olsa bir şeyler vermeye çalışıyorum tabi öğrenirlerse hı. öğrenmezlerse onu kendisini yapacak <laughs> kendisini bileceğiz ama e, bu fırsatı değerlendirsinler Bence de öğrensinler tabi Çünkü Önemli. kolay bir iş değil tabi karşıdan kolay görünüyor hı hı. ama mesela lazım Evet bizi arayanlar soranlar olduğunda diyorlar ki kaç dakikada balık aldın öyle bir dünya yok. Tabii. Aslında biz o videoyu o zaman atmıyoruz. Belki 7-8 saat uğraştıktan sonra bir balık Tabii. alıyoruz. O video o zaman oluyor. Gelen bazı misafirler Tabii. hani balık yok. Ya sıkılmayın hemen. Sıkılacaksanız zaten olmaz. bu balıkçılık olmaz diyorum yani. Kesinlikle. E, sabır işi. <gülüyor> sabır <gülüyor> işi. Tekniği bilme, tecrübe. Tekniği bileceksiniz. Evet. Bir de bol bol böyle balığı tarayacaksınız, evet. bekleyeceksiniz. Bu kadar Çok basit. Önemli. Kesinlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ya herkes bence büyük bir e, balık almalı, o anı yaşamalı. Bütün seyircilerimize de yani buradan bunu söylemek istiyorum. Bizim o taraflara da gelirlerse mutlaka. Bizi bulsunlar, elimizden gelene yardımcı Tabii. oluruz. Başvursunlar, size ulaşsınlar. Başvursunlar, ulaşsınlar. Ne güzel. Misafir ederim yani. Hiç Harika. sorun değil. Çok güzel <laughs> bir mesaj oldu. Daha nice başarılar rastgele Teşekkür edelim. ederim. Sağ olun. Tebrikler. Sağ. Bugünkü konuğumuz sportif balıkçı Ferdi Dirmildi. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size sağ olun. Çok mersi. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.